Merhaba değerli izleyenler. Bir hadis, bir yorumla birlikteyiz. Alemlere rahmet Efendimiz bir gün sahabilerine şöyle hitap etti. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse cennete giremeyecek. Bunun üzerine sahabiler şöyle dediler. Ey Allah'ın elçisi, insan elbisesinin, ayakkabısının güzel olmasını ister, bundan hoşlanır. Bu kibir midir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunun üzerine şöyle buyurdular. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı inkar etmek ve insanları küçümsemektir. Peygamber Efendimiz çok önemli mesajlar verdi sahabilerine ve biz ümmetine, biz Müslümanlara, biz insanlığa. Elbette kibir, azamet, ululuk, kibriya, büyüklük, ululuk Allah'a aittir. İnsanlar sahip oldukları soy, nesep, makam, mevki, servet, güzellik, mal vesaire, çokluk, evlatların fazla olması gibi nedenlerle asla övünmeye, kibirlenmeye ve böbürlenmeye kalkmamalılar. Peygamber Efendimiz bu konuda uyarıyor ashabını. Yasak kılınan, kibir sayılan şey insanın elbisesinin, ayakkabısının, üst başının, kostümünün güzel olması, temiz olması, kaliteli olması değildir. Manevi olarak insanın kibir elbisesine bürünmesi yasak kılınmıştır. Bu şekilde değerlendirmeliyiz ve kimseyi hor, hakir görmemeli, küçümsememeliyiz. Allah Resulü bir Müslümanı küçük görmesi, küçümsemesi Müslümana günah olarak yeter buyuruyor Efendimiz. Tevazuyu öğütlüyordu. İnsanların en mükemmel ferdi, en güzel ahlak üzere olan Nebiler Nebisi Efendimiz. Bir kurban bayramı ve insanlar yemek yemek üzere bir araya gelmişler ve kalabalık da gittikçe artmıştı. Peygamber Efendimiz her zamanki tevazu ile diz çöküp insanların arasına bulduğu küçük bir yere oturdu. Bunu gören yeni Müslüman olmuş muhtemelen birisi bunu garip karşıladı. Hayret etti. Allah'ın elçisi, beşerüstü, insanüstü alemle ilişki içerisinde bulunan bir insan nasıl olur da böyle diz çöküp otururdu insanların arasına? Bu nasıl oturuş dedi. Ya Muhammed, Peygamber Efendimiz, ben mütevaziyim, mütevazi olarak gönderildim, tevazu elçisiyim dedi. Ve yine bir gün kendisiyle konuşmaya gelen birisi heyecanlandı, titremeye başladı. Çünkü karşısında Allah'ın elçisi vardı. Peygamberimiz onu teskin etti. Korkma dedi, heyecanlanma, ben kurutulmuş et yiyen bir kadınla olayım. Bu itibarla tevazu göstermeliyiz. Tevazu, alçak gönüllülük insanı yüceltir. Kibir, böbürlenmek ise insanı küçültür, alçaltır, Allah katında da değerini düşürür. Hepimiz kibirden uzak kalalım, tevazuyu kendimize mihver edinelim. Hoş kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.